Sevgili seyirciler, Vapurda Chelsea'miz sohbetten herkese selam ve sevgiler. Az sonra Cemal Kaptan'la buluşacağız ve bugünkü konuğumuzu karşılayacağız. İnsan hayatta karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır. Hayatta bazen bir şekilde iyi veya kötü o karşılaştığımız insanlar hayatımızda etki ederler. İşte kişilik de o belki de kalıntılardan yola çıkarak kendimizi inşa etmektir. Kendini çok iyi inşa etmiş birisiyle birlikte olacağız değil mi kaptanım? Kesinlikle öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sevgili Yılmaz Gruda ile çay simli sohbet yapacağız. Efendim 1930 İstanbul doğumlu bir isim. İstanbul'un hangi dönemlerini görmüş desek değil mi? Mükemmel. En güzel zamanları. Yani tarih demek. Evet. Yani 30 ne demek? Çok ciddi bir rakam. Yaşayan efsane vapurlarda yaşayan bir efsaneyi evet, misafir edeceğiz gerçekten. Birazdan başlıyoruz. Ömer Bey. Hoş geldiniz. Kaptan. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Sağ olun. Ya sağ olun. Efendim sizi sevgili görmek Yılmaz Gruda ile buluştuk. Kendisiyle bir iltifat etmek gerekirse gerçekten o benim de bizim gibi gençlerin de daha iyi olmasına yardımcı olacak bir yürek, bir kalp. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet, en büyük övüncüm bu halka yardımcı olmak, gençlere yardımcı olmak. Bunun altını çizdiğin için teşekkür ederim. Ama enteresan bir olay. Ne güzel olmuş bu. Gemiye hayran evet, oldum biraz ya. Evet, biraz uğraşıyım. Sen çok güzelim abi. Teşekkürler, teşekkürler. Hakikaten bir biblo gibi yani. Efendim, Kaptan Kusto'nun çok güzel bir sözü aklıma geldi sizinle birlikte olunca. Deniz insanı genç tutar. Sen hiç yaşlı balık gördün mü diyor. Harika. Doğru. O zaman biz de denize geçiyoruz efendim. Peki, tamam. Buyurun. Buyurun ben efendim. Teşekkür ederim. Ömer Bey. Buyurun kaptanım. Teşekkür ederim. Efendim çaylar simitler hazırsa Levapur Magic'te vapurda çay simit sohbet yola çıkıyor. Aman efendim, tanrım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk ne güzel ya Rabbi ya. Ne güzel. Evet. Efendim ve işte karşınızda Yılmaz Gruda diyoruz. Gerçekten hoş geldiler efendim. Hoş bulduk. Yaşam sevinci, bugünkü aslında yaşama bağlılığı ve disiplini onu bugünlere getirdi diye düşünüyorum. Doğrudur. Şimdi bir güzel bir söz var. İnsanlara küçükken hep sorulur. Büyüyünce ne olmak istiyorsun diye ben aynı ben olmayacak mıyım diye bir cevap var aslında. Hep aynı olabilmek, hep aynı kalabilmek özünde güzel bir şey olsa gerek. Tabii. Ben ne olacağım diye düşünmemiştim yani. Hep düşünürler. Bir takım örneklerle falan filan da. Benim için çok tesadüflerle. Ben bizim o dönemde korkunç bir hızlı bir tempoda okuma yazma seferberliği vardı. Bizim 7-8 yaşında, 10 yaşında falan filan sökmüştük yazmayı da okumayı da. Mesela düşünebiliyor musun? O yazma sökmeyle falanla roman yazabildim. Yani memo diye bir roman yazdım. Tesadüfen babamın 3-4 dükkanı var Ankara'da, Yenişehir'de. Oraya gelen radyo evinde çalışan, radyo temsil kolunda çalışan Bayöz vardı o zaman. Bayöz usta Ankaralı temsil kolunda. Ben de babamın dükkanında öteberliği falan işte çay ver, kahve ver bilmem falan şey falan derken adam benim de ses o dönemde müthiş bir ses hala. Yani mesela öyle bir ses ki bu. Gece saat 3'te kalkıyorum, oturuyorum. Çikolata istiyorum. Bütün apartman aşağıya iniyor. Elime sıkıştırıyorlar. Susturun bu herifi diye çikolata alamıyor. Öyle bir ses. Apartman kalkıyor ya. Çok güzel. Neyse. Adamlar baba oradan bilmem ne falan filan derken hoşlarına gitmiş. O dönemde çocuk aranıyor. Ablamla beni çağırdılar. Seçilmiş çocuklar var. Seçildik biz. Seçimle mümkün mü sesle? Falan diye. Yani demek dedim ki anlaşıldı. Ben herhalde öyle göründü. Ulan ben ne olacağım galiba? Derken işte 10 yaşındayken roman. Ha neden de o roman? O dönemde kitap falan pek basılmıyor. Tevfik Karagır'la ve o İslamiyet'in yayılma dönemindeki o Hazreti Ali, Hazreti Hamza onların üzerine kurulu şeyler. Tevfik Karagır çok gözde. Babam da Hazreti Hamza'ya tutuldu. Babam Arnavut biraz asa kese falan. Hamza'lar o buçuk çığlık çalma bilmem hoşuna gitti. Fakat memnun değil. Çünkü malum adam tevfika yapıyor.
Mesela adam bir kriz sallamasını 3 gün anlatıyor adam. 3 gün. O sağdan vurdu, solda hala bitmiyor kriz sallaması falan. Babamın tepesi atıyor. Başlasın ve bitsin istiyor. İmkanı yok. Çıldırıyor, ne yapsam. Bana şöyle bir alıcı gözüyle bakıyor. Bakıyor tabii de. Bu sefer diyor ki bu adamın ses var bayağı falan. Bir de bu sesin üzerine o mucizeyi ekliyor. Yani 10 yaşında okuyup yazmayı ekliyor. Diyor ki tamam bu adamla biz bu işi yürütürüz. Sahaflarda ne kadar Hazreti Hamza'ya ait kitap varsa önüme giydi. Oku Borazan diyordu bana. Borazan diyor. Oku Borazan. Okuyacağız ama oku. Ne çocuklarla oyun var, ne ders var, bilmem ne var. Mahkum oldum ona. Nihayet dayanamadım. Bahaneler. Ders var, ben sattım. Tamam mı? Bir gün cevap geldi. O zaman babam öyle perakende dövmüyor bir şey yaptığın zaman. Pat pat vurmuyor. Çıraklar ben var. Söyleyeyim. Eve gönderiyor. Falaka yatırıyorlar. Öylesine bir usulü var. Şimdi haber geldi bu gece mutlaka ders bıraksın Hazreti Hamza okunacak. Eyvah evde Hazreti Hamza diyor ki hepsi satmışım ben oyun oynayacağım diye falan. Ya. Ne yapabilirim? Okuma yazmam var ya sökebilirim diye. Arkamızda da Uluk sineması var oraya dakika başı giriyorum. Sinemayla da ilgim var. O kitapları kaç tane okudum kim bilir o şeyde. Neyse oturdum yazdım. Dedim ben ne olur ne olmaz yazayım dedim. Garant olsun. Ve yazdım ha. Orada eski bir kaba sardım. Aileyle beraber oturdu karşıma. Akşam bekliyor beni. Ben okuyacağım Hazreti Hamza falan filan. Uzağa oturdum ki anlamasın beni diye. Şimdi ne yapabilirim ben ya anlarsa beni diye. Ben insiyakla güdem ile Hazreti Hamza'ya bilmem ne. Hamle et kafir diye. Bütün aile kalıyor hamle et diye ayak buluyor. Aile zılgı çekiyor vesaire. Ve bunların ötekilere demeyi mi? Öyle mi efendim? Sahibi efendim. Allah Allah nasıl olur bu? Yani Hazreti Hamza bağırmanı mı? Ha işten geliyor ama. Yani ben o zaman ne dedi? Mozart'ıyım yani edebiyatta. O 6-7 yaşında adam. Ya olacak bir şey var mı? Yaman. Ben onu yazdım. Yaman mı? O sırada Mahmut Bakalı şeyi yayınlandı. Neydi adı? Bizim köy diye. O çok hoşuma gitti o dönemde. Çok. Her neyse ona baka baka dedim ki senin roman yazmışlığın var bir dene baksana. Küçük küçük şeyler de yazıyor. Bölümlerle yazıyor. Yazarsın dedim ben de. Oturdum yazdım memo diye. Gönderdim bir gazeteye. Aa yayınlandı birinci bölüm. Ya. Arkadan 2-3 kapandı gazete. Neyse oraya geleceğim. Yani diyeceğim ki bendeki olay bu. Hayır, diye kendim kendiliğinden spontan. Yani şimdi bana diyor ki bir karpuzda, bir koltukta 5-6 karpuz var. Doğru. Şimdi nedir o? Eğer ben o gece Hazreti Hamza'yı okumasaydım ya dolayısıyla yazmasaydım ben falakaya yatırılmıştım. Falaka da öyle diyor. Bam 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 olacak şeydi yani. O korku beni yarattı. Ya, değil mi? Ne olacağımı korku yarattı. Korku sizi. Romancı yaptı. Çok korku. Güzel. Romancı yaptı beni oturdu. Korku ses gırtlak değişiyor falan diye. Arkasından ne yaptım? Ben o memoyu battı ya ben bunu öldürmeyeyim dedim. Şiire dönüştürdüm. Şiir olarak yayınladım. Şair. Ya. Yani ne kadar karpuzda her zorluk. O dayaktan. Doğru. Yani beni yaratan dayak. Hani herkes der ya ben doktor olacağım. Hayır. Ben ne atacağım olacağım belli değil. O dayaktan ya. Dolayı. Yani netice itibariyle senin sualine döndüm. Her zorluk aslında bir kolaylık sonra, getiriyor. Ben ne olacağıma döndüm. Ne olur falan. Ben oraya doğru. Döndüm yani. Beni yapan kendiliğinden bu şey, akış oluşum. Şimdi geçtiğimiz hafta sonunda aslında sizinle buluşmadan 2-3 gün önce bir müzik efsanesi Quincy Jones var. Quincy Jones aynı zamanda Frank Sinatra ile çalışmış, gençlik dönemlerinde Michael Jackson'ı bulmuş, keşfetmiş bir isim. Onun belgeselini seyrettim. 83 yaşında hala aslında sizin gibi hayata bağlı, aşkla dolu. Ona ego ile ilgili bir şey soruyorlar. Ego nedir diyorlar. Süslenmiş güvensizliktir ego diyor. Öyle hayaller kurun ki egonuz sessiz kalsın diyor. Aslında insanın hep yapmak istedikleri şeyleri çok olup yapamama hali zaten egoyu bastıran da bir şey aslında. Tabii tabii. Bu... Biraz önceki sohbette arkadaşlarım size de sordu. Kafanızda yapmak istediğiniz daha neler var diye. Siz daha neler yapmak istiyorum dediniz. Tabii ben daha neler yapmak istiyorum yapabilirim de. Evde şimdi 2 tane roman hazır basılmayı bekliyor. 2 tane de paralel roman daha var. Ben öldüğüm zaman mezar taşıma şair yazsınlar isterim. 7 tane kitabım var şair falan filan. Allah'ın ömür versin. Eksik olmayın da. Dedim ama bunun yanı sıra bu romanda romanlar katmak istiyorum. Bu şiirler katmak istiyorum. Ama niye? Halkım için. Bana ne vermiş halkım? Ona mislini fakat daha da geliştirmesini, daha da katkılarla sunmak istiyorum ona. Peki bekleyen biri misiniz hayatta? Bekleyen biri misiniz hayatta? Evet. Bekler misiniz yani bir şeyleri? Yoksa hep böyle üstüne gider misiniz? Hayır. Şimdi hayır, beklemem. Şimdi sen burada otururken beni bir şey ırgalar. Irgalamak diyelim ona. Bu bana dokunur ya da sevindirir. Bunu mutlaka halka bildirmek isterim. Çok güzel bir şey bu. O halde bunu ne yaparım?
o şey çerçevesinde incelemelere başlarım. Öyle paldır küldür değil. Hani şimdi yukarıdan bir mısra gelsin de onun altını üstünü doldurmak yok. Planlı olarak ben bunu yazacağım arkadaş. Onun çerçevesinde bilgi toplamak. Bu bilgiyi zaman içinde senden gizli aşağıda bir tezgah var. Orada tezgah çalışmaya başlıyor. Sana imajlar vermeye başlıyor. Sana sözcükler veriyor. Şunu yaparsın bana. Nereden geliyor? Birikimlerden geliyor. Tetebuattan okumak. En büyük şey okumak. Eğer insan herhangi bir vatandaş dahi olsa okumalı. Romanları okumak. Türk romanları. Okumak kadar güzel bir şey yok. Seni zengin kılacak o her neyse. Halkımın bana verdiğini ve benim onları zengin ve halkıma göndermek istiyorum. Yani dönelim. Hala vermek, hala yazmak istiyorum. Şimdi insanın tabii ismi, soy ismi ona şekil veriyor, yön veriyor bir şekilde. Şimdi Yılmaz Guruda. Hani bu guru olma kavramında kendinizi neyin gurusu olarak gördünüz? Şimdi guru değilim de yani. Güzel ama ben bu hiç bilmemişim bunu ben guru. Hani var ya guru. İşin ustası. Ya harika bir şey. Ben daha duyuyorum. Ömer harika. Guru evet ben bundan böyle romanın gurusuyum. Ömer ne yaptın? Kapı açtın bana. Çok güzel. Yandı millet. Ya Guruda'dan zaten yanıyordu. Bir de bundan yandı şimdi. Ya. Ömer hakikaten kutlarım. Hiç aklıma gelmedi ki. Benim fantaziler benim hep içindeyim. Guru da Arnavutluk'tan gelen bir şey. Filver ki bizim aslımız Aydınlı. Babam bildi Aydın'dan Uçbey'i. Uçbey'i ne diyor ki git oraya İskoda'ya yerleş diyor. İskoda'ya yerleş kalkı ne yapacaksın biliyorsun diyor. Uçbey'i alıyor ne kadar adam varsa. Kent o köyler iniyor oraya tabiatıyla. Beş kişi inmiyor. Bütün bir köy iniyor. Ve orada bir Guruda denen bir çevre var. İlçe oluyor sonradan. Sert anlamına gelen bir dağ tepesi var. Onun etrafı zaman içinde tamamen bir ilçe haline geliyor. Ve bağımsızlığını korumak o... insanlık, insanlara yardımı korumak falandan gelen bir haslet o. Yani tamam bu geldim ben yaptım yapacağımı. Şimdi ben de alayım bu bağımsızlığı ve oradan patlı. Yani guru da anlamı o. Fakat guru beni guru da çıkar. Guru o beni hakikaten harika bir şey ya. Yandım siz bile tabii. Siz eksik olmayın. Şimdi insanları değiştirmek istiyor. Aslında sizin de yapmak istediğiniz şey aslında insanlara iyi gelme isteği. Bir şekilde faydalı olabilme arzusu. Siz insanları değiştirirken neden onları değiştirmeye çalıştığınızı hiç düşündünüz mü? Ya da bir insan, yani şiiri bile bazen değiştirmeye çalışan bir insansınız. Şiirin evet. Yapısını değiştirmeye çalışan bir insansınız. Hayır, madem iyi varken niye o iyiye gitmesin? Hikaye bu. Orada saymasın. Sen de biliyorsun bunu. Yani değiştirmenin kastı o. İlle ben insanı değiştireceğim diye çıkmıyorsun yola. Nedir? Onu daha zenginleştirmek. Dolayısıyla her zenginleşme, her değişmenin sonunda da bir şey üretebilmek sadece o değil. Yani üretebilmek nedir? İlle de elma armut falan üretecek değil. Bir çocuğuna onu aktaracak. Çocuğu üretmeyecek tabiatıyla. Yetiştirecek. O işte aldığını veriyor. Vermeli. Bu. Herkes ölünce ardında bir şeyler de bırakmalı. Ya bunu tabiatıyla. Bir iz bırakmak. Önemli tabiatıyla. Ama ben ille iz bırakacağım diye yırtılmanın da manası yok. Yaptığın şeye bir şeye benzer iz bırakırsın. Ama ben iz bırakacağım. Ama yaptığın şey iz bırakırsa ne güzel. O ayrı. Ama yola da ben iz bırakacağım diye çıkmak saçma olur. O zaman zorlanırsın. Yapmacaya düşersin. Yürekten gelmediği için. Forse edersin her şeyi. Halbuki ne? Kendiliğinden ister istemez. Ben Yılmaz Guruda olacağım diye çıkmadım diye. Şimdi bak eksik olma sen diyorsun Yılmaz Guruda ile beraber olmak güzel güzel teşekkür ederim ama ben ille Ömer'le olacağım diye bir şey düşünmüyordun şimdiye kadar ama tesadüfen bir araya oldum vesaire böyle bir şey düşünmüyor. Doğru. Yani nedir? Amaç total bir şeyler verebilmek. Bu görevimiz de. Bütün aydınların görevi bu olmalı. Yani okumaya mutlaka ve mutlaka. Zaten insan da aslında kendi kalbini anlatmaya ihtiyaç duyar mı, duymalı mıdır aslında insanın ne söylediği, kiminle olduğu, kiminle yürüdüğü, nereye baktığı, nasıl baktığı aslında kalbini gösteren bir şey. Çok güzel Ömer, doğru. Bu doğru. Bu da sen onun hakkında bir fikir vereceksin. Var ya klasik, arkadaşı kim, senin kim olduğunu söyleyeyim falan hikayesi. Yediğin markayı söyle ben falan değil. Ama bütün bunlar olmalıdır yani mutlaka. Mutlaka olmalıdır, doğrusu bu. Madem ki bir aydınsın, kendini oraya doğru bir göndermelisin. Memur Ahmet'sindir ama... Kahvede gene de mümkün mertebe sende mevcutları da onları artırmaya çalışmalısın. Oyna gene hokeyini. Hokey oynarken önemli olan oradan bir yerlere doğru gidebilmek. Hokeyde saplanıp kalmamak. Abi saplanırsan oraya bu hokeye çıkamamışsın derler. Ama değil böyle. Olabilmek lazım. Bir mesele orada. Doğru. Efendim Yılmaz Guruda sarayları sever misiniz? Sevmez miyim? Dünyanın en güzel tabiatıyla. Ne zaman en son vapura binmiştiniz? Ben mi? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum tabii. Hatırlıyorum. Yahut da ne bileyim abi şu anda. Şimdi ben kağıthanede oturuyorum. Ben ama kağıthanede kayıklarla orada iskeleler ufak ufak iskeleler. Niye giderdik oraya? Dolayısıyla vapura da
Hep böyle biz her arkadaş, o şair arkadaşlar vesaire falan. Karaköy'den vapura binerek ta Karadeniz'e kadar. O güzelim böyle birer bir bu halinde istasyonunda şeyler var, iskeleler. Onların birer birini beklerdik. Orada inerdik, orada vakit geçirirdik. Sonra tekrar binerdik. Ta oraya kadar, sabahtan akşama kadar bu boğaz turunu alırdık. Ama uzun uzun. Her güzelliği daha bir muhafaza etmek. Köşede duran güzellik önemli değil mesela. Ne güzel aşağıda şeyi gördüm, Picasso'nun o Guernica'yı. Üç boyutlu yapmışlar, çok güzel bir olay. Ne güzel bu. Ne o, gelene gösteriyor, ne yav ne. Kardeşim bu Guernica, işte İspanyolların yaptığı bilmem ne, bu Picasso denen büyük adam. Gelene bir şeyler öğretiyor. O şey ne diyor, tablo nasıl yapılmış, neden yapılmış? Onu da anlatan bir adam olursa daha güzel olacak tabiatıyla. Değil mi? Yani evdeki resimleri öylesine, aman ne güzel, aa üç boyutmuş, yürüme, sor neden, niçin? Ama değil. Değil. Ya, hikaye doğru. Bu. Kendinizi nerede patron gibi hissediyorsunuz? Patron benim dediğiniz yer neresi? Der misiniz hiç böyle bir şey? Yok demem. Demezsin. Demem, hayır. Ben bunu biliyorum dedim o kadar ama değil patron mi? Diyeyim hayır. Evet. Sevmem yani bir patron deyince insana bir emir etmek hikayesi çıkıyor karşı. Değil. Değil. Yani insanlara kendi suları çerçevesinde her şeyi yaptırabilir insanlar ama suları huyları çerçevesinde yukarıdan yap onu değil. Adam lanet olsun diye yapar. Hayır değil ama onu yaptırırsın sevgiyle, saygıyla, onu sayarak, onu adamdan sayarak, onu küçümseyerek değil. Patron sözcüğüne karşıyım yani ben. Değil. Emreden adam olmak değil. Uzlaşarak. Belli bir biçimde uzlaşarak her şeyi çözmek, her şeyi yapmak. Yani ben bir adama ucundan da ben bir şeyi yap derken de ben gene de ucundan tutarım. Yani onu sevmem patron sözcüğünü. Yani emretmeyi sevmiyorum. İnsanları güzellikle, doğrulukla bir yerlere sevk etmek. Yürekten tabii be abi dedirtebilmek. Tabii be abi. Ya, ben yapayım. Karışma abi sen aldın ben bu işi ne güzel o. Ya, öyle mesela doğru, ama, doğru. Ya, ama adamın huyundan ve doğrusundan gitmek. Onu emrettiğini, ezdiğini göstermeden, göstermek değil, o yola çıkmadan, o yola düşmeden onu yapmak önemli. O güzelliği orada. Doğru. Eksik olmayın. Ben de katılıyorum size. Kendi hayatınızı bir pastanın dilimleri gibi düşündüğünüzde kaça bölersiniz kendi hayatınızı? Ya senin getirdiğin örnekler de harika yani. Ya, ne bileyim pasta tatlıyı da çok severim. Deliler gibi. Vallahi ben herhalde bir kere evvela pasta çok büyük olurdu. Pasta büyük olurdu. Dolayısıyla dilimler de büyük büyük olurdu. Yani benim dilimlerim şey işte sanat üzerine kurulu. Yani işte tiyatro, sinema, yani görsel hayatlar, yani görsel yaşam, yazı sanatları, edebi tür, roman, şiir, oyun. Yani gelenekselimize çok aşığım ben, geleneksel tiyatroya. Hatta halkın bütün ritüellerine aşığım. Halkın her şeyi bir tarih. Benim de işte dilimlerim bunun üzerine kuruldu. Mümkün verdi. Çok güzel. Bunlarla kuruldu. Doğru. Şimdi o şiir dediniz ya, insanın içindeki duygusallığın ve insanın içindeki samimiyetin başka insanlarda nüfuz etmesine inanır mısınız? Yani samimi bir insan bir başkasını da samimi hale getirebilir mi? Duygusal bir insan başkasını da duygusal bir hale getirebilir mi? Yoksa o duygusaldır veya samimidir, o kadar mıdır? Çok berbat bir soru, güzel bir soru yani. Yani hakikaten. İnsan ister ki yani ben diyelim bir samimi adam. Ben ne görüyorsun? Bu, samimiyet önemli. Saklamadan, gizlemeden. Ama senin bu halinle onu samimi kılacak elinde şeyler yok, formüller yok. Kurallar yok. Şöyle yaparsan böyle olursun, böyle yaparsan böyle diye bir şey yok. Ama senin samimi olduğunu, içten olduğunu görür de ve onun da bütün radarları, bütün o şeyleri açıksa ve olmak istiyorsa... Olmak istiyorsa olur. Olur. Ama yoksa zorlayamazsın. Doğru. Yani ama ne bence mümkün mertebe insanlar neyse o olmalı. Eğri eğri mi birader? Yani bu ya o da bir samimiyettir doğru, yani. Doğru. Ya ama şey adam. Ne buymuş kardeşim yapacağım bir şey yok. Onu o yapan o. İnsan isterse olur. İnsan isterse olur. İsterse olur. Eğer istiyorsa samimiyet, güzel bir olgu, güzel bir oluşum, insanlarla ilişkini güzelleştiriyorsa niye samimi olmuyorsun? Ben böyleyim kardeşim. Ama neysen o olmak. Neysen o olmak. O ya, yaşamak değil o zaman bu. Senin yanında ben şimdi oradaki adam başka bir adam. Buraya gelen adam başka değil. O zaman niye o burada işim var? Yani sevmediğim şeylerden biri o. Hayatım boyunca. Ben buyum yani. Buysun buyum. Yani buraya niye o şeyle bir yepyeni bir hüviyetle, bana ait olmayan bir hüviyetle geleyim. Pos atayım burada. Bilmem. İnsana o zorlayan bir şey var. Korkunç diyorlar. Şimdi efendim programın öncesinde Vapurda Çay Simit Sohbet'te 10. yılımız dedim sevgili Yılmaz Gruda'ya. 380'e yakın isim dedim. Bende dedi 3 milyon olmuştur herhalde dedi. Evet. Tanıdığınız en güzel insanları nasıl tarif edersiniz?
bir kabul etmek lazım. Her katmanın kendine özgü güzel tarifi vardır. Yani önemli olan nedir? Güzel de mutlaka bir yarar olmalı. Yani güzel. Yani nedir bir Picasso resminin karşısında durduğunuz zaman? İşte güzel kalır ama sende o bir şeyler uyandırıyorsa o güzel bir olay. Ne anlıyorsun oradan? O güzel resimden bir baktığın zaman harika çarpıcı bir resim. Taktı diyeceksin Guernica'ya. Korkunç bir olay. O sende başka şeyler de uyandırıyor. Güzel diyorsun, tamam. Nedir güzelliği yaptığı, çizdiği falan filan. Onu oradan tebrik ediyorsun. Ama bir de o sana bir şeyler gösteriyor. Bir faydası, bir değeri olmalı. Görüyorsun, diyorsun ki şu yapılan mezalim, o Guernica denen köyün İspanyollar tarafından, Franco tarafından yapılan işin ne kadar kötü olduğunu, faşizmin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Yani böylece o güzel seni buraya doğru götürürse, sana bir şeyler katıyorsa. Sadece ben orada Picasso'dan bahsetmiyorum. Orada şeyin, hocanın adı neydi? Kaplumbağa terbiyecisi. Olamaz böyle bir şey yani. O ne, nedir o? İşte güzel. Yani kişim falan filan güzel bir tablo. Rengi bilmem ne. Ama anlattı. O da sana anlattı. Bak bununla kaplumbağayı adam etmeye, kaplumbağa bir şeyler katmaya. İşte bu seni alıp götürüyor. O güzel. O güzel. O güzellik seni alıp bir yere götürüyor. Ne? Azim götürüyor. Azim yüklüyor sana. O resim sana azim yüklüyor. Bu güzel bir olay. Sadece öyle geçmemek lazım. Güzelden anladığım bu yani. Tabii. Bazen insan bir başkasının dünyasına ait olmayı isteyebiliyor. Ben genelde o kendi içimde o kendi küçük dünyamı kendim kurmaya çalıştım. Biz televizyon sektöründe siz de biliyorsunuz. Herkes aslında işte galada veya böyle organizasyonlarda hep o tanınmış olan insanların yanına gitme isteğinde olur. Ben de derim ki aslında ki sen de bir ışıksın, sen de bir dünyasın, kendi dünyanda ol. Harcama başkasına kendini. Gitmek değil mesele. Tabii doğrusu o. Yani bırak o öyle. Sen niye kendini ben onun yanında görüntü tavuzum da tabii ben de ondan değil. Sen osun. Sen buysin. Sen de ışıksın. Sen de bir ışık kaynağısın değil mi? Sen sensin. Niye iyi olmaya çalışıyorsun? Kendi yolun neyse o yolda iyi olmaya çalış. Seni 5 kişidensin. 10 kişi ama o ol. Gidip onun kuyruğu, onun mukallidi, onun taklitçisi olmak değil. Değil varlığını tanıştır. Adam sana hayran olsun. Doğru. Ya şu ne güzel adam ya. O meşhur adam var ya, Yılmaz Gurdu meşhur adam. Ya, ne güzel. Ömer ne güzel bak Ömer, canımı alıyor Ömer falan. Ya bunu diyebilmeli. Doğru. Gidip onu niye takip? Niye onunla uymaya çalışıyorsun? Hı-hı. Ne gereği var bütün bunları? Şimdi efendim çok sevgili Tomris Uyar'ın biz erkeklere dair bir sözü var. Demiş ki bir erkeği merhametini sevin. Yakışıklılığı geçer gider. Para, mal, mülk tükenir ama merhamet kalıcıdır. Ve bir erkeğe en çok merhamet yakışır diyor. Doğru. Değil mi? Doğru. Şimdi büyük bir yazar ayrıca onu evet. Söyleyeyim. Yani büyük hayrani onun da ayrıca. Çok güzel laf. Ona dolayısıyla merhamet sadece ah yavrum de. Ulan yavrum değil mi? Yardımcı ol. Hikaye bu. Ah içime dokundu. Tamam dokunduysa bir şey yap kardeşim. Onu desen niye değil yani. Neyse elini uzat. Doğru. Sadece defolu biri gele değil. Merhametin de bir aksiyonu olmalı. Merhametin bir, aksiyonu olmalı. Tabiatıyla. Duydum ne duygulandım ne güzel sözük ya Rabbi. Ya ne oldu kardeşim sana? Söyle bakayım bana. Şu anda çok üzgünüm. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Adam buradan merhametini göster. Gerçek olmak lazım. Gerçek olmak lazım. Doğru. Şimdi evet. O çok gençlik dönemlerinizde tiyatro dönemindeyken muhasebeyle ilgilendiğiniz dönemlerde hani bir şeyleri sayıyorsunuz. Bugünlerde hayatınızda sayılarla ilgili neler var? Neyi sayarsınız mesela? Değil mi? Bir ara muhasebede de çalışmışsınız. Evet çalıştım. Tabii. Ben ticaret işinde okudum. Beceremeyeceğim yani bir hikaye o. Şey işte para çerçevesinde vardı. Ondan neyi saydığınız bir şey var mı mesela? Ya. Hani insanlar adımlarını sayıyor. Yürüyorlar mesela. Yürüyüşe çıkıyorlar. Kaç bin adım atmışım? Bu kadar yapmışım. Hani insanlar bir şeyleri illa sayıyor. Kazandığı parayı sayabilir. Bilmiyorum. Vallahi ben pek saymıyorum. Onsuz geçirdiği günleri sayabilir. Siz bir sevda insanısınız. Ha bakın şu var. şu. İnsanda tabii şiir yazarken spontan bir aritmetik olay var. Şiir yazarken hatta düz yazı yazarken, oyun yazarken bile. Onun bir sayısal yapısı var. Eğer 1, 2, 3, 8'e kadar yazmışsan olayı 9 dediğin anda etkileyemezsin. Onun kendini ama bu sende spontan kendiliğinden. Yani eğer bende bir sayı olayı varsa, sayısal olgu varsa bunlar mutlaka var bende. Ama şudur budur demem mümkün değil. Bir formül var yani bunun var. Sayısal ben formülü. Bende bu var. Aritmetik olayı var. Yani şiirde olsun. Hepsinin aritmetik yapısı var. Sayısal bir yapısı var. Bunun dışında parayı da ben saymıyorum.
Ya dediğim gibi önüme sayıyorlar, ben onu cimbe koyup gidiyorum. Hayır, çok güzel. Parayı ben saymıyorum. Hayır, ben onu bana para verdiğince saymayı doğru bulmam ya. Bana güvenin yok mu der adam. Doğru, ya. Doğru. Saydılar, tamam abi tabi ediyor ya falan diye. Yani. Saylarla adam bir oradan falan değil. Zarfın içinde mi genelde verirler? Zarfın içinde mi? Zarfın içinde mi direkt mi veriyorlar genelde? Nerede? Parayı? Parayı. Evet. Çıplak verenler de var. Çıplak verenler de var. Abi şöyle. Abi al. Ya bırak ver şunu görsün. Çok güzel. O işte ona kızarım ben başlarım. Abi ya sanki casus bana şey veriyormuş gibi. Ne diyorum? Planlar milanlar. Abi senin hakkın bu ver. Zarf içine koy. Güzel. Zarf içine saklamak güzel. Doğru. O ayrı. İstanbul'un güzellikleri arasında insanın aslında engel olamadığı, bence sevmek zorunda olduğu ve o yüzünde çok şey ifade eden bir şey var. Kırışıklıkları. Kırışıklıklar hep güzeldir derim. İnsan kırışıklıklarıyla güzeldir. O güzel o tabii. O önemli. O önemli. Dümdüz bir saat değil. Şurada iki tane güzel yaşanmışlık da o. Yaşanmışlık o. O yüzü daha bir güzelleştirir o. Değil mi? Güzeldir. Çirkin adamda bile, Allah kimseye çirkin diyemezsin. Yok, yanlış. Çirkin adam bile o iki üç tane çizgi ona bir güzellik katar. Bir revnak, bir renk katar ona. Çok önemli. Değil mi? Evet. Kırışıklıklarla güzeliz. Bir de tabii elinde olmak başka da benim kırışıklıklar işe yarıyor. Yakışıklılığıma katkıları var. Gerçekten. Evet. Onun güzellikleri var. Doğru. Şimdi Çehov'u seversiniz. Çehov. Çehov diyor ki erkekler kalpleriyle değil, fikirleriyle yaşarlar diyor. Doğru. Çehov dünyanın büyük romancılarından, oyun yazarlarından biri, hikayecilerinden, romancı değil. Hikayecilerinden. Ben onun 18 tanesinin hikayesini tercüme ettim. Durum hikayeleri gerçekten evet, evet. Güzel. O basit gördüğümüz insanlardaki dünyayı anlatan bir adam. Yunan'dan geçip gidiyoruz ama dön bir bak. Onda dediğin gibi öyle fikirler vardır ki onda. Onu gör. O fikir yüzüne vuruyor. O fikir. Senin ıskaladığın adam dünya saklı o adamda. Yani Çekov böylesine bir adam. 9 tane piyesi vardı, onu da tercüme ettim adam falan. Yaptığım kahramanlığı anlatmıyorum da Çekov olan hayranlığımı anlatıyorum. O nadir gelen bir adam. Ve bizim yüz vermediğimiz insanlara ne kadar yanlış yaptığımızı, senin o yanından ıskalayıp geçtiğin adam var ya, neler var o sıradan adamda. Dediğimiz insan. Sıradan dediğim insan neler var. Bu hatayı yapma. Bu hatayı yapma. Ummadığımız bu adamı köylü deyip geçe diye içme. Ne yönünü sopaktan öğreniyor. Beselini diyor, yüzün yırttım diyor. Tırmığından belli ama beni karşıda gülen diyor. Ne güzel, küçümseme diyor. Yani toprak gibi diyor, toprağı unutma. Her şeyi topraktan öğreniyor. O topraktan gül, gül yetiştiğini görüyor o tırmıkla. O tokat atkılarıyla gülün yetiştiğini, zeytinin yetiştiğini görüyor mesela. Yani dolayısıyla köylü deyip geçme. Herhangi bir vatandaş diye geçme. Onda ne dünyalar saklı, ne fikirler saklı. Seni nereye götürecek? Ha, önemli olan bu. Genelde hep karşılaşılan sorulardan bir tanesi, hayatta keşkeleriniz oldu mu? Bunu bizim misafirlerimize de yolcuların çok sorduğunu hatırlarım. Yunus Emre de diyor ki, hayatta diyor keşkeleriniz olmaması için üç şeye dikkat edin diyor. Eşinize, işinize, arkadaşınıza. Siz bunlara dikkat ettiğiniz için herhalde çok keşkeleriniz olmasa gerek. Yok. Değil mi? Yok, keşke böyle olsaydı. Ama Yunus'un lafı çok güzel. Doğrusu bu. Değil bu. Mi? Keşke olmamalı. İşte o keşkeler olmaması için. Ki geleceğiniz o dönemde güzel olur. Ah! Keşke böyle yapmasaydı. Ah eşek, ah va. Kendi kendini dövünmenin manası yok. O zaman mümkün olan ne? O keşkenin üzerine gitmemek. Yani o keşkeyi yaratacak olayı yok etmek. Ortadan kaldırmak. Tabii olabilir. Keşke dediğim yoldur. Ah şu rolü nasıl kaçırdım ben. Doğru. Olabilir. Olabilir bunlar doğal. Ama tiyatroculuğu bırakmadınız, oyunculuğu bırakmadınız. Ha güzelim ne mektep bu? Kimler yetişti buradan yani? Neler neler. Ne büyük adamlar yetişti. Doğru. Şu zaten şu camisi bile güzel, ne güzel. Minyatür gibi evet. Değil mi? Bu Hintli bir oyuncu var sevgili Amir Khan. Hintli oyuncu Amir Khan. Ha bilmiyordum evet. Çok güzel filmleri var. Onun bir sözü var aklımda. Uçurtmayı yükselten rüzgar değildir diyor. Bir daha. Uçurtmayı yükselten rüzgar değildir. Rüzgara verdiği mücadeledir diyor.
Çok güzel. Biraz düşündürdü bu söz beni ama. Evet, aslında uçurtmayı uçuran rüzgarmış gibi gözüküyor ama aslında o uçurtmayı uçuran o rüzgara sen verdiğimiz ya, mücadele tabii, değil mi? Sen o koşuyorsun, rüzgarı yakalamak üzere koşuyorsun. Bütün hikaye. At bırak, kalk da kalk. Hani kımıldamaz bile. Hani rüzgar da var, kalkmıyor. Hayır. Sende var tabii. Rüzgara güzel, verdiğin doğru, mücadele. Evvela sonu kaldır bir bakalım. Ondan sonrası önemli olan o. Senin o ipi ayarlaman, onu çekmen var. Kolay değil uçurtma uçurtmak. Ver gitsin değil. O ipi ayarlamak lazım. Rüzgar geliyor, sola göre çekmen. Yani olay bu. Doğru. O mesele orada. Efendim, şimdi sosyal medyadan size sorulan birkaç soru var. Onu yöneltmek istiyorum. Allah Allah. İzleyicilerimizin sorduğu sorular. Ne diyorlar? Ne diyorlar? İzleyicilerimizden biri sormuş efendim. Sizin için yaşamak nedir demiş. Yaşamak üretici olmak, faydalı olmak. Yaşamak o. Ama tabii onun getirdiği haz da var elbette ki. Bir başka izleyicimizin sorusu. Hayatla ilgili altın bir öğüt istesem, Yılmaz Guru da ne söylerdi bana demiş bir izleyicimiz. Evvela altın bir öğüt. Evvela kendini bil. Kendini bil. Kim olduğunu bil. Kim olduğunu bilirsen, çevrenden ne isteyeceğini, bu kimliğinle neler aktarabileceğini bil. Yani kendini bildiğin müddetçe yararlı olursun. Sende olmayan bir şeyi hiçbir zaman yaratma. O bakımdan kendini çok iyi bil. Ki Aristo'nun lafı da bu. Kendini bilmeyen bir kapıdan içeri girmesin diyor. Kendini bil evvela. Söyleyeceğim altın bu. Kendini bilirsen hayat daha kolay olur. Ya sen busun. Ne diye zorlanıyorsun? Bak, o seni kurtardı. Kendini bilmek. Ya senin harcın değil bu oğlum. Ya tanıdın kendini. Bildiğin andan itibaren o senin için en güzel şey. Sen de olanı, olmayanı, neyi istemediğini hepsini bilir. Sana en güzel yol, en güzel anahtar o. Doğru. Üzülmezsin de. Ya kardeşim böyleydin sen. Doğru. Ne üzülüyorsun şimdi? Doğru. Sen bunu ya, bu bence doğrusu bu. En doğru bu. Hayat bundan bu. Yıllar önce 1958'de Türkiye'de ilk meddah, yani bugünkü adıyla stand-up gösterisini yapan bir ustayla birlikteyiz aslında. Evet. O günlerden bu zamanlara hayat sizin için dolu dolu geçmiş. Bu doluluğun içerisinde de insan sanıyorum kimseye ihtiyaç duymadığında kendini olgunlaşmış mı hissediyor? Ben başkalarına ihtiyaç duymamak diye bir şey anlamıyorum. Her zaman bir insana ihtiyacım var. Çok güzel. Ben oyum, ben dahiyim, ben oldum bittiğim zaman bittin. Ben oldum, benden işi yok, ihtiyaç sana değil. İnsan insana muhtaçtır. Allah, muhtaç olmaz. Senin ona, onun sana. Hiçbir zaman ben oldum dememek lazım. Hala mesela bir piyese elime aldığınız zaman eyvah ne yapacağım, nasıl işinden kalkacağım? Diyorsunuz. Ya, diyor, tabii, Ahmet gel buraya. Ömer gel buraya. Ya böyle bir olay var. Senden de tiyatrocu olmadığın halde. Nasıl yani, ya tiyatrocu başka. Yani bu meslekten var diye. Yani mutlaka ihtiyaç. Bunu diyen an benim ihtiyacım yok bir başkasına dediği anda o insan her yönden bitmiştir. Olmaz öyle şey. Kendi ayaklarında durmak başka bir şey. Başka. Başka insanlarla gönül ilişkisi, iş ilişkisi. Tabiatıyla. Değil mi? Tabiat ilişkisi kurmak hayır, başka bir o şey. O ayağı da sağlam basıyor da sağlar bu. Değil mi? Ayakta duruyoruz, kalktığına yakalıyor mu beni? Kalktım ayağa. Kalktım ayağa. Tamam duruyorum ben. Evet. Duruyorum fakat bakıyorum, dönemiyorum bir türlü. O halde ne yapacağım? Ahmet bir bak arkaya. Şimdi arkaya dönüyorum ama çakıldım buraya. Ahmet'ten yardım istiyorum. Ne? İhtiyacım var ona arkadan görebilmek. Yani ayakta bile olsan, senin dediğin doğru. Ayağım sağlam yere basıyor ama senin yardımıyla basıyor. Ben arkamdan gelecek yumruğu biliyorum şimdi hatta. Eğildim, döndüm. Ya. Yani vesaire. Dedim ki doğru. Ben bittim, ben tamam, benim her ihtiyacım yok dediğin anda bittin. O yok. Her insan için, her vatandaş için. Şuna ihtiyacım var, sen niye istemiyorsun benden ya? Ağrına mı gidiyor ya? Kardeşim, değil. Ben de sana vermeyi istiyorum. Yardım istemek de güzel bir şey. Tabii canım, niye? Niye? Vermek de güzel, istemek de güzel. Utanmayacaksın kardeşim. Ya şunu ver bana, ver. Verirse verir ayrı. İsteyenin şu yardım et bana tabii. Değil mi? İstanbul Boğazı'nın tam ortasında sizinle sohbet etmek, göz göze konuşmak benim için çok mutluluktu. Son sözler sizin. Vallahi benim de sizinle beraber olmam büyük mutluluk. Bana bunca yıl sonra unuttuğum şu Boğaziçi'ni, unutmak zorunda kaldığım Boğaziçi'ni gösterdiğiniz için, bu güzellikleri gösterdiğiniz için, özellikle Anadolu sahilinin yakası çok güzel. Çok teşekkür ederim size. İyi ki çağırdınız beni. Ne demek? Ya hakikaten öyle. Ne demek? Yani o ummuyordum, başka bir yer düşünüyordum ben. Şu zarafete bakın, şu güzelliğe bakın yani. Olacak şey değil. Osmanlı mimari yönüsünü unutulmayacak bir mimar. Korkunç mimar. Hikaye burada. Doğru. Sevda. Sevda. Efendim bir sevda insanıyla birlikteydik. Sağ ol. Yılmaz Guruda ile birlikteydik. Sevda insanıyla. Aferin. Gelişiniz güle güle.
Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Benim sizinle beraber olmam da güle güle diyemem. Yani güle güle. Size güle güle devamlı değil. Güle güle benim varlığım. Fakat milleti yaktın. Niye? Şimdi ben niye? Guru. Ben guruyum lan diye. Ya bu hiç aklıma. Dur oğlum o dayat. Bak guruyum ben. Dayat. Ne Yılmaz? Dayı bırak. Guru. Dayı bırak. Yandı millet Ömer. Yandı. Gerçi efendim alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Ömer yaktın milleti. Neyse hadi. Efendim. Sevgili Yılmaz Guru Dayı vapurdan uğurluyoruz. Kaptanımızın yanında çok sevgili kızları var. Evet. Evet. Bir gemi kaptanı ve yetişmekte olan bir hava pilotu inşallah. Hava pilotu sevgili Melis. Evet. Merhabalar. Merava. Memnun oldum onlarla da tanıştığıma. Biz de sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Ahmetli evet. Olacak. Evet efendim. İnanmıyorum. Ne evet. Güzel ya. Evet evet. Yani Karadeniz, karaya da bilen evet. Adam lazım o zaman. Evet. Evet. Bir karaya lazım. Karaya da olur inşallah. İnşallah bakalım. Tamam yalın tabii. Ordunun 3 tane önemli evet. Olayı. Ne evet. Güzel. Efendim. Evet. Sizlerle olmak güzeldi kaptan. Çok teşekkür efendim. Ederim. Biz teşekkür ederiz. İstanbul'u iyi ettiniz bizi. İstanbul'u bir kez daha sayenizde görmüş olduk. Ve tabii ben gider ayak görmüş olduğum iyi oldu. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. Şöyle çok teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim. Sağ ol. Hep birlikte Alasmarladık diyoruz. Güzel pazarlar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü yıllardır ve yıllardır görmediğim Boğaz'ı bana görmek fırsatı veren siz gençlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Hep var olun ve dahi iyi ki varsınız. Thank you.